Teknoloji heyecan vermeye ve gelişmeye devam ediyor. Sosyal ekrana hoş geldiniz. Yine yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu hafta teknoloji dünyasındaki son gelişmeler, ilginç bilgiler ve sınırları zorlayan tasarımlar sizlerle olacak. Yine birbirinden ilginç sosyal ekran içerikleriyle beraberiz. Bu hafta sizi nelerin beklediğine bir göz atalım. Gündemimizde ne mi var? Hem karada hem de denizde gidebilen konaklama maliyetine son diyen amfibik bisiklet. Google tarafından geliştirilen, zihinlerde çalıp duran şarkıları ıslık ya da mırıltıyla bulabilen bulmak için mırıldan özelliği. Köpek balıklarının gözlerini kör eden, dalgaların üzerinde özgürce süzülebileceğiniz dalgıç kıyafeti. Pandemi nedeniyle eve kapandığımız şu günlerde hem eğlendiren hem de kalori yaktıran tüm bunları evi yıkmadan yaptıran OmniOne. Kuyruklarda neden beklediğinizi sorgulatacak süpermarket araçları ve daha fazlası birazdan sosyal ekranda. Akıllı robotlar artık çiftliklere de girdi. Hollandalı tarım makineleri üreticisi Lely'den besi hayvancılığı yapanlara müjde geldi. Ahır temizleyici adı verilen yeni robotları sayesinde hem ahırlardaki hijyen artıyor hem de hayvanların daha sağlıklı kalması sağlanıyor. Üstelik bu akıllı robot insana gerek kalmadan bunu tek başına yapıyor. Telefondan dahi kontrol edilebilen bu robot, atıkları süpürmek yerine vakumluyor. Ultrason sensörleri sayesinde önceden belirlenmiş bir mesafede duvarları takip ederken hayvanlara da fazla yaklaşıp korkutmuyor. Zaten sessizce çalışıyor. İçinde bir su haznesi bulunan bu makine, önce kurumuş materyalleri suyla yumuşattıktan sonra daha sonra vakumluyor. Artık haznesi dolduktan sonra ise belirlenen noktaya atıkları boşaltıyor. Kablosuz olarak çalışabilen ve şarjlı bu akıllı robot oldukça kısa bir zamanda şarj oluyor. Öyle ki günde 9 defa tek başına büyük bir ahırı temizleyebiliyor. Verilere göre bu akıllı robot manuel olarak temizlenen ahırlara oranla %50 daha fazla hijyen sağlıyor. Araştırmalara göre ahır temizleyici adı verilen bu robot gezegenimiz için de oldukça çevreci. Akıllı ahır temizliği sayesinde karbondioksit üretimi %52, metan gazını da %59 oranında azaltıyor. Geçen hafta gösterdiğimiz gibi Avustralya'da profesyonel sörfçü az daha bir köpek balığına yem oluyordu. Bugün de size köpek balığı saldırılarından koruyan dalış kıyafetinden bahsetmek istedik. Zira bu kıyafetlerde deyim yerindeyse köpek balıklarını kör ediyor. Gelin yakından bakalım. Hatırlatmak gerekirse, geçen hafta Avustralyalı sörfçü Wilkinson, dalgaları yakalamaya çalıştığı esnada beyaz bir köpek balığı tarafından takip edilmişti. Bölgede bulunan can kurtaranlar, drone'la köpek balığı fark edilince, drone Wilkinson'ın yanına inerek kıyıya dönmesi konusunda uyarılmıştı. Sörfçü ölümden kıl payı kurtulmuştu. Bugün de insanları köpek balığı saldırısından koruyan dalış kıyafeti projesini yeri gelmişken hatırlatmak istedik. Avustralyalı bir firmanın başlattığı bu proje, köpek balıklarının renk körü olmasını temel alıyor. Yani okyanusların korkulu rüyaları kırmızı veya yeşil tonları algılayamıyor. Müzik
Firma buradan hareketle bir mavi, diğeri siyah ve beyaz çizgili iki dalış kıyafeti tasarladı. Mavi dalış kıyafeti, su sütunundaki doğal ışık desenlerini taklit ediyor. Böylece köpek balığının renk körlüğüyle birleştiğinde kıyafeti giyen dalgıç kamufle oluyor. Siyah ve beyaz olan diğer dalgıç kıyafeti ise deniz ortamında zehirli bitkiler ve hayvanlarda doğal olarak bulunan desenlere dayanıyor. Sörf tahtaları ve su sporları ekipmanlarının altları içinde kullanılıyor. Bilim insanlarının öngörülerine göre köpek balığı hali hazırda zaten zehiri fark ettiği için uzak duruyor. Burcan, müjdeyi verelim. Bahsettiğimiz dalgıç kıyafetleri daha ileri testlerin ardından ticari olarak satışa başlayacak. Sürücüsüz otobüsler yollara çıkıyor. Local Motors'un sürücüsüz otobüsleri Kanada'nın Toronto kentinde kullanılmaya başlandı. Her ne kadar Türkiye'deki minibüsleri andırsa da bu sürücüsüz otobüsler minibüslerden aslında daha küçük. Neyse ki Toronto'nun nüfusu İstanbul'un 1/4 ve neredeyse İstanbul'dan 2000 metrekare daha büyük. Gelin bu kısa haberimize yakından bakalım. Toronto'daki sürüşler, Local Motors firmasının tamamen elektrikli ve otonom sürüş teknolojilerine sahip olan Olli 2.0 modeliyle gerçekleştirilecek. Tekerlekli sandalye rampası ve güvence noktaları gibi erişebilir özelliklerine de sahip olan Olli modeli, 8 kişilik kapasiteye sahip. Pilot program çerçevesinde sadece belirli bir rota üzerinden hizmet verecek olan Olli, 2021 yılının bahar aylarında yolcu taşımaya başlayacak. Ancak şimdilik araçta bulunan bir güvenlik görevlisi aracın operasyonlarını denetleyecek ve gerektiğinde manuel olarak kontrolünü sağlayabilecek. Son yıllarda hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya başlayan robotlar, pratik olduğu kadar can güvenliği tehlikesini de minimuma indiriyor. Fedakarlıkları ve can güvenliklerini tehlikeye atmalarıyla bilinen itfaiyecilerin artık yeni bir asistanı var. En azından Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kansas merkezli Textron tarafından üretilen Termit RS-3 ABD'li itfaiyecilerin yardımına yetişti. ABD'de hizmete giren ilk robotik itfaiye aracı oldu. Los Angeles şehri itfaiye teşkilatı tarafından işe alındı bu robot. Bu akıllı itfaiye aracı dakikada 9000 litreden fazla su püskürtebiliyor. Riskli yangınlarda ise Termit RS-3 uzaktan yönlendirilebiliyor. Robotun üzerine yerleştirilen kameralar sayesinde söndürme işlemi canlı olarak izlenip gerekli müdahaleler gerçekleştirilebiliyor. Termit RS-3 ayrıca ön tasarımı sayesinde yangına müdahale ederken önüne çıkan nesneleri güvenli bir şekilde kenara taşıyabiliyor. Ancak geçen hafta Los Angeles şehrindeki büyük bir yangına başarıyla müdahale ederken bundan böyle itfaiye teşkilatının envanterinde hep var olacakmış gibi gözüküyor.
güzel haberimizde insanlara rağmen yaşama mücadelesi veren hayvanlar aleminden. Nesli tükenmekte olan Moğol, yaban atı ilk kez klonlandı. ABD'nin Texas eyaletinde doğan Taya, kurt ismi verildi. Söz konusu klonlama çok önemli. Zira erkek yaban atından alınan genetik materyal 40 yıldır dondurularak saklanıyordu. Kurt adlı tay, ana vatanı Orta Asya stepleri olan Moğol yaban atlarının nesillerinin devamı için umut oldu. Vahşi doğada yakalanan iki Moğol yaban atından geldiği belirlenen genetik materyaller 1980'den beri San Diego Hayvanat Bahçesi'nde saklanıyordu. Moğol yaban atlarının doğal popülasyonu, 2. Dünya Savaşı sonrası avlanma, insan kaynaklı doğa besinlerinin yok olması ve sert kışlar nedeniyle ciddi ölçüde azalmıştı. Vahşi doğada son Moğol yaban atı 1969'da görülmüştü. 1899-1902 yılları arasında ve 1947'de yakalanan 12 vahşi yaban atından türeyen yaklaşık 2000 kadarı ise hayvanat bahçelerinde yaşamını sürdürüyor. Bu hafta kampçıları ve doğa severleri unutmadık. Geçen hafta hatırlayacağınız üzere akarsuda ve nehirde çalışan bir türbini tanıtmıştık. Bu türbinle cep telefonları ve USB ile çalışan her materyal şarj edilebiliyordu. Ama bu haftaki sürprizimiz Letonya merkezli Zeltini firmasının tasarladığı araç. Bu çevreci araç elektrikli bisiklet, karavan ve tekne deneyimini birleştirerek farklı bir seyahat ve konaklama çözümü sunuyor. Hem karada hem de akarsuda yol alabilen bu çevreci araca yakından bakalım. Ufak tefek görünse de iki kişi yol alabiliyor. Elektrikle de çalışabilen bu araç hiç şarj edilmeden 40 kilometre mesafe kat edebiliyor. Karada 3 tekerli elektrikli bisiklet modunda giderken göllerde ve nehirlerde de kullanmak mümkün. And you can stay on the lake overnight. It's equipped with lights, USB charging ports. Tekne moduna geçtiğinde tüm tekerler yukarı doğru yatay şekilde katlanıyor ve arka tekerlerin altına minik tubalar ekleniyor. Z Triton'la gölde ve nehirde seyahat etmek 10 kilometreye kadar mümkün. Ancak denize ya da okyanusa açılmak için uygun bir araç değil. Kullanıcı uyuyacağı zaman koltukları çıkarıp karavan tekneyi yatak odası haline dönüştürebiliyor. Yastıklar, uyku matları ve uyku tulumlarıyla birlikte olabildiğince konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Ayrıca belirtelim, bu aracın içinde kabin ısınını ve ışıkları ayarlayabilecek bir düzenek de bulunuyor. Araçta yemek yapmak da mümkün. İçeride ise depolama için 6 raf ünitesinin yanı sıra yiyecek hazırlama ve yemek için katlanabilir bir masa bulunuyor. Araç 3 tekerli bisiklet modundayken hem insan gücüyle hem de elektrikli motoruyla yol alabiliyor. Motor 40 kilometre menzilde şarj edilebilir bir bataryayla çalışıyor ve menzil arazi şartlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Eklemek gerekirse araçta 6 tane güneş paneli ve USB şarj girişi panelleri de var. Öyle gözüküyor ki bu araçla konaklama ücretine gerek kalmayacak. İnsansız hava aracıyla yapılan teslimatlar günden güne artıyor.
Hem vakitten tasarruf sağlayan hem de çevreci olan bu teslimat türü geleceğe damga vuracakmış gibi görünüyor. Zira Amerika'da perakende satış yapan mağazalar zinciri Walmart, tıbbi malzemeleri insansız hava aracıyla taşıyan Zeppelin'le işbirliği gerçekleştireceğini duyurdu. Bu işbirliği sonucu hasta ve hasta yakınlarına drone'la sağlık ürünleri teslimatına başlanacak. Hem güvenli, hem hızlı, hem de çevreci olan bu işbirliğine gelin yakından bakalım. Zeppelin hali hazırda Ghana ve Ruanda gibi Afrika ülkelerinde sağlık ürünlerini drone kullanarak dağıtıyor. Şirketin 2020 Eylül verilerine göre 20 milyondan fazla insana hizmet veren, şirket sağlık kurumlarına 200 binden fazla kritik tıbbi malzemeyi drone sayesinde ulaştırdı. Bunlar arasında aşı, kan ve tıbbi malzemeleri saymak mümkün. Walmart ortaklık sonrası bu hizmeti Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulamayı hedefliyor. Bu sayede pandemide artan talep tüketicilere daha hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılacak. Bu işbirliğiyle teslimat sürecini hızlandırırken kargo ulaştırma sürecinde karbon emisyonu azaltıyor. Şu anda test uçuşları gerçekleştirilse de çok yakında teslimata başlamayı planlıyor. Hizmet ilk olarak Arkansas eyaletinde 80 kilometrelik bir alanda başlayacak. Ve beklenen oldu. Google dile dolanan ancak sözleri hatırlanmadığı için bir türlü bulunamayan şarkıları keşfetmeye yarayan bir özellik geliştirdi. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar mırıldanarak ya da ıslık çalarak akıllara takılan şarkılarının isimlerini bulabilecek. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google'un arama motoruna getirdiği yeni özellik sayesinde akıllara takılan şarkının ne olduğunu düşünerek geçirilen günler sona eriyor. Şirket kullanıcıların sözlerini tam olarak hatırlayamadıklarını ancak zihinlerinde çalıp duran şarkıların isimlerini bulabilmeleri için Home to Search, bulmak için mırıldan özelliğini kullanıma sundu. Ülkelerde hız kesmeden devam eden koronavirüs salgınına karşı teknoloji şirketleri çalışmalarına hız verdi. Çinli arama motoru Baidu, özellikle Çin'de ortaya çıkan virüsün etkisini azaltmasıyla eski projelerine devam kararı aldı. Ülkede normalleşmenin başlamasıyla ilk olarak 2018'de üretilip test edilen sürücüsüz taksiler yeniden gündeme geldi. Çinli arama motoru firması Baidu artık taksilerden de para kazanacak. Baidu esasen Google gibi bir arama motoru. Ancak Google'un sürücüsüz araç çalışmalarıyla Çinli firmanın da araştırmaları bu yönde ağırlık kazandı. %54.3 ile Çin'deki arama motoru pazarının büyük bir kısmını elinde bulunduran ve Google'un önünde yer alan Baidu, pazar gününden itibaren sürücüsüz taksi hizmetine başladı. Sadece Pekin'de başlatılan program şimdilik ücretsiz.
Apollo Go adını taşıyan sürücüsüz robot taksiler, yolcular ve güvenlik görevlileriyle birlikte 18 ile 60 yaşları arasında müşterileri taşıyacak. Şehrin bir bölümünde 10-16 saatleri arasında belirli duraklara hizmet veren pilot servis 6 Kasım'a kadar hizmet verecek. ...700 kilometre uzunluğunda ve 100 duraktan oluşan bir rotada hizmet verecek araçlarla hem konutların hem de iş merkezlerinin bulunduğu bölgelere gidebiliyor. Bakalım yaklaşık 1,5 milyar nüfuslu ülkede akıllı taksilerle beraber kaç şoför işsiz kalacak? Yakında Çinli taksi şoförlerinin Baidu'yu protesto etmesine hazır olalım. OmniOne, kullanıcının video oyunları ve diğer sanal ortamlarda 360 derece yürümelerine veya koşmalarına olanak tanıyan bir sanal gerçeklik koşu bandı. Omni ile gerçek yaşamdaki zıplama, atlama, diz çökme, eğilme dahil tüm eylemleri koşu bandı üzerinde güvenle gerçekleştirebilirsiniz. Böylece oyun karakterine komutlarla değil, doğrudan kişinin kendi eylemleriyle hayat verilebiliyor. Ticari versiyonu ile karşılaştırıldığında daha hafif ve daha kompakt olan OmniOne, evde istediğiniz yere yerleştirilebilir. Kullanılmadığı zamanlarda ise katlanıp kaldırabilirsiniz. Kullanıcının koşu bandına çıkması ve sanal gerçeklik başlığını takması yeterli. Bağımsız bir VR başlığıyla birlikte satışa sunulacak olan cihaz, herhangi bir kablo veya bilgisayar bağlantısı olmadan çalışıyor. Cihazın 2021'in ikinci yarısında piyasaya çıkması planlanıyor. Vergilerle beraber cihazın Türkiye'deki fiyatı ne olur bilinmez. Cihaz Avrupa'da 2000 Euro'dan yani yaklaşık 19 bin liradan satışa sunuluyor. ABD'li marka e-ticaret şirketi Amazon, süpermarketlerdeki uzun kasa kuyruklarını buharlaştırmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından icat edilen akıllı alışveriş arabalarıyla hem marketlerde uzayıp giden bekleme sıraları sona erecek hem de aldıklarınızın tutarını saniye saniye görebileceksiniz. Böylece normalde kasaya geldiğiniz zaman bütçenizi aşan bir faturayla da karşılaşmayacaksınız. Şirket tarafından geliştirilen Dash Carts adlı mekanizmada yer alan alışveriş arabası, sahip olduğu kamera ve sensörler sayesinde müşterilerin sepete ne attığını otomatik olarak kaydediyor ve alışveriş tutarını kullanıcının Amazon hesabına yansıtıyor. Alışveriş arabasını kullanmaya başlamak içinse cihazın üzerinde bulunan QR kodunu Amazon uygulamasında taratarak sepetin kilidini açmak gerekiyor. Kullanıcı isterse daha önceden hazırladığı alışveriş listesini sepetine yükleyerek daha fazla ürün almaktan kaçınabiliyor.
Koronavirüs salgını henüz sonlanacak gibi görünmüyor. Geleneksel tedbirlerin yanı sıra kimi ülkeler bunun için teknolojiden de faydalanıyor. İşte bunlardan bir tanesi Güneydoğu Asya'daki Malezya. Yaklaşık 33 milyon nüfuslu Malezya, salgını daha iyi kontrol etmek adına yüksek teknolojili kasklardan faydalanmaya başladı bile. Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi 878 adet adası bulunan Malezya'da da artış gösteriyor. Ancak Malezya hükümeti daha iyi bir önlem almak adına yüksek teknolojiye başvurdu. İşin aslına bakılırsa şimdiye kadar birkaç ülke koronavirüsle mücadele için takip sistemlerinden, elektronik kelepçelerden ve yapay zeka ile güçlendirilmiş güvenlik kameralarından faydalanıyordu. Ancak muson yağmurlarının etkilediği bu ülke, teknik kameralarla donatılmış bu kaskları kullanmaya başladı. Üstelik bu akıllı kasklar, uzaktan da virüsü taşıyan hastaları tespit edebiliyor. Polisler tarafından kullanılmaya başlayan bu kasklar, termal gözlükler vasıtasıyla sadece 2 metre mesafeden vücut ısısını ölçebiliyor. Aktarılanlara göre akıllı kasklar tarafından ölçülen ateşin sadece 0.3 derece sapma payı bulunuyor. Ancak belirtmekte fayda var. Her ne kadar Malezyalı güvenlik güçleri şimdiden garlarda, metro istasyonlarında akıllı kasklarla denetime çıksa da birçok durumda virüs taşıyanlar semptom göstermiyor. Buradan biz de bir çağrıda bulunalım. Vücut ısısı ölçümü virüsün yayılmasıyla mücadelede nihai çözüm değil. O nedenle doktorların belirlediği kurallara riayet edelim. Size veda ederken el yetisini kaybeden 80 yaşındaki ünlü piyanist Carlos Martins'in insanın umudunu yeşerten bir videosunu paylaşmak istiyoruz. Malum, teknolojinin olumsuz olduğu kadar olumlu ve mutlu eden getirileri de söz konusu. Bunlardan biri de Brezilyalı piyanist Martins'in başına gelen hikaye. İzliyoruz. Brezilyalı piyanist Martins, dünyaca bilinen başarılı bir konser piyanisti ve baş yorumcusuydu. Ancak bazı sağlık sorunları, sakatlıklar ve geçirdiği ameliyatlar nedeniyle 8 yaşından beri çaldığı piyanoda el yetisini kaybetmişti. Öyle ki sadece tek parmağıyla çalabiliyordu artık. 24 kez ameliyat olmasına rağmen el yetisi geri kazandırılamayan Martins, biyonik eldivenleri sayesinde piyanosunun başına geri döndü. Üstelik gelişen teknoloji sayesinde neredeyse masrafsız şekilde. Piyanist için özel üretilen ve 670 liraya mal olan biyonik eldivenler, Martins tuşlara basınca ufak vuruşlarla parmaklarını kaldırmasını sağlıyor. Veda ederken bu mutlu anlara beraber tanıklık yapalım. Sosyal ekranın sonuna geldik. Bu hafta teknoloji dünyasındaki gelişmeleri yine sizlere aktardık. Soru, görüş ve önerilerinizi sosyal medya adreslerimizden bizlere bildirebilirsiniz. Yeni bir bölümde yine birbirinden ilginç içeriklerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.